seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar sayın seyircilerim. Pardon mis. Başıma ne geldi biliyor musunuz anacığım? Taş. Evet, taş geldi. Kocaman kötü bir taş. Bildiğiniz gibi değil. Erol taştan bile büyük. Anacığım, aslında kimse bana taş filan atmadı. Benim kafam taşa geldi. Yani düştüğüm çukurun dibinde taşlar vardı. Şekerim, nedir bu sokakların hali diye sordum kendi kendime. Kim açıyor bu çukurları dedim. Kim açıyor bu çukurları? Yeter artık, bıktı mı millet? Ben de telefon edip PTT'ye, İSKİ'ye, teke tüke herkese sordum. O çukuru kimse açmamış anacığım. Nebalet Hanım, biz açtığımız çukurların hepsini kapadık. Hem sizin evin önünü çukur açmış olsaydık daha derin açardık, hiç çıkamazdınız dediler. Yani çukuru üstlenen çıkmadı anacığım. Allah kimseyi düşürmesin. Az kalsın buraya da gelemiyordum. Buraya telefon ettim. Gelme Nebalet. İstersen hiç gelme dediler. Fakat ben, benden mahrum kalmayın diye görev aşkıyla size koştum. Nebalet abla, kayınvaliden şimdi telefon açtı, düştüğün çukuru üstlendi. Söyleyin ona, eylemlerim sürecektir dedi. Görüyorsunuz anacığım, bu kadının bana kastı var. Zaten ben anlamıştım. Çukurun üstü çalı çırpıyla örtülmüştü. Biraz nezle olduğum için tuzak kokusunu alamamıştım. Eh kayınvalideciğim, sen de bir gün düşersin. Düşer düşer ağlarsın. İnşallah. Evet sayın seyircilerim, hadi programı seyredin anacığım. Lan kız ne var ya? Bütün mahalleyi ben geleye verdim. Tövbe tövbe. Ulan konu komşu ayağa kalktı be. Kalk kalk kalk. Geldi geldi. Ne dürtüyorsun? Uyuyan adam dürtülür mü ya? Kız kim geldi? Kim dediğimiz şey geldi. Aa, gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Geldi mi geldi mi? Gelmiş gelmiş. Dur lan, dur deli kız. Aldın mı lan, aldın mı? Aldım, dur lan, dur, dur, dur. Aç da görelim şunu ya. Yahu bir dakika enişte bey ya. Her şeyin bir sırası var. Gelin lan peşimden. Ya açıyorum şunu. Bir görelim abi, görelim. Bir görseydik yahu. Allah Allah, Allah Allah. Gördün mü lan enişte? Bir pastırma aldık, evin havası değişti ha. Lan kayınço, sana uyduk ama ay sonunu nasıl getireceğiz bakalım. Hadi kız, hazırlayın şunu hadi. Koş koş koş. Aman boş ver be enişte. Benim de gece kondurum parasından gitti. Ama ara ara böyle bir hovardalık gerekiyor ha. Değil mi Zülbiye Ana? Aman ben de onu yiyecek diş nerede Allah aşkına. O yüzden mi bir saattir takma dişlerini parlatıyorsun nene? Şşt, sus kız sus. Kız münebber. Hadi sofrayı vurun getirin kız şu bastırmayı. Geldik geldik, patlamadınız ya, herkese eşit paya bekledik. Gerçi bir iki tanesi biraz güççük oldu ama bakalım kime düşecek. Kız, bir şey mi ima ediyorsun yoksa? Yok yenge yok. Hani diyorum ki şöyle bastırmayı masanın ortasına kosak. Çakı felekteki gibi şöyle fırrrr döndürsek. Kimin önüne ne gelirse onu yese. Hadi kız hadi, uzatmayın da koyun şu bastırmayı ortaya. Duruşuma kurban olayım. Kokuşuna kurban olayım. Kuzu lan kuzu. Dilim tutuldu. Çok göresin gelmiş. Ne güzel rengi var mübareğin. Ne duruyor? Hadi bismillah. Mutfakta mum olacaktı, alayım da geleyim. Gözü kör olası çatan sırasıydı. Kız! Ayıkazın arkasına mum sakladıydım, nereye koydunuz? Gel 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 gel. Hadi ya! Ne olmuş, ben ne bağırıyorum? Bastırmalara biriymiş. Ne? Kız Minare, kapıyı kilitle. Kimseyi bir yere bırakma. Bastırmayı kim yediyse bunu ortaya çıkaracağım. Bundan sonra yalnız bunun için yaşayacağım.
Pastırmayı yiyeni yakalayacağım. Sen! Ben mutfaktaydım, pastırmayı sen yemişindir. Yemedim. Ha, mutfağa giderken pastırmaları seni götürmediğin ne malum? Saçmalamayın be! Ben mum almaya mutfağa gittim hadi. Yok, sen olamazsın. Sen olsaydın hissederdik. Hacce, ikine bir haksız bölüştürdün deyip duruyordu. Bana kalırsa Hacce'nin işi. Ana! Kız doğru mu yoksa? Doğru konuşsun, sen yersin o. Aa, deli mi lan? Ben yemedim. Aha, koca karı gidi. Tövbe. Dikkat ettiydim. Işıklar yandığında yalanıp duruydu. Hadi, benim pastırma yemem için 40 defa çiğnemem gerekirdi. Üstelik de pastırma kokardım. Ama gelinden yana buram buram bir pastırma kokusu geliyor burnuma. Kız yoksa? Salak salak konuşmayın. Pastırmayı ben doğradım. Yalnız ellerim kokuyor. Aha bak. Haklı olabilir. Bu saate kadar bir kişinin ne sesi çıktı ne de bir olaya karıştı. O da... Ay ben hiçbir şey yemedim. Ben yemedim. Bakın işte her şey ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi ağlıyorum. Suçluluk psikolojisi. Bir dakika. Seni ben de vursam gülerim seni. Bir de kızın günahını alıyorduk. Pastırma tuzlu geldi değil mi? Suyu yuvarlıyorum. Pastırmayı mı yedin? Geberdi oğlumuz, geber. Hepsini yalan yuttun, geber. Dur lan. Allah cezanı vermesin lan. Sinirden dilim damağım vurdu valla. Dur lan. Ulan vay mendebur hayvan vay. Vay it vay. Niye yedin lan pastırmamızı? Kaldı lan bu kadri. Seni al çek kedi seni. Çinan. Niye yedin lan pastırmayı? Çinan. Sen al pastırmayı. Yavrum zıplayıp durma, bir yerine bir şey olacak. Ay gömleğim cırt oldu. Gördün mü bak, gömleğini cırtlattın. Ne yapacağım ben bu sorunu? Ben geldim. Aa, Ayşe teyze geldi. Aa, Ayşe teyzesi sen nereden çıktın? Merdivenden, kapı açıktı. Kapıyı da açık bırakmaya gelmiyor. Hemen pırt. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun, çocuğun gömleği cırtladı. Üzülmeyin, şimdi pastırma kokulu ben geldim var. Kim geldi Nuriye? Ayşe teyzesi gelmiş. Çocuk gömleğini cırtlattı da. Hoş geldin Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Sürün inşallah Ayşe. Senin de yuvanı yıksınlar. Ayşe teyzesiymiş de çocuğun gömleği cırt etmiş de pantolonunu cart etmiş de. Ah ulan Ayşe, ben seni elime geçirip de cırtlatmazsam bana da nezahat demesinler. Anne niye öyle bağırıyor? Sorma Ayşe teyze babamı alıp kaçtı. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberle sunuyoruz. Önce özetler. İçme suyunun %10'una kanalizasyon karışıyor. Hayat şartları aile içi ilişkileri olumsuz yönde etkiliyor. Bir ilkokul törenle hizmete kapatıldı. Selahattin Bey'e de itibarı iade edildi. Şimdi haberler. Yaşadıkları dönemde hakir görülen kişilere sonradan itibarlarının iade edilmesinin moda olduğu günümüzde Selahattin Bey'e de itibarı iade edildi. Sayın seyirciler, Selahattin Bey'e itibarının iade edildiği mahalledeyiz.
İyi günler efendim. Selahattin Bey'in iadeye itibarı konusunda bir şeyler söyler misiniz? Tabii efendim. Bizler bu mahallenin esnafıyız. Ben kasabim, bakkaldır, manevdir ve ev sahibidir. Yıllardan beri Selahattin Bey'e karşı onur kırıcı bozu davranışlarda bulundu. Fakat bugünden sonra bu davranışlardan vazgeçmeye karar verdik. Mesela kendisini gördüğümüz zaman lan Selahattin diyorduk. Bundan sonra bu işlere paydos. Yıllardır Selahattin Bey'in onurlu olarak ekonomik güçlüklere ve enflasyona karşı göstermiş olduğu direncin bilincinde ve takdirindeyiz. Bugünden sonra Selahattin Bey'e forasiye defterimizin sayfalarını tekrar açmış bulunuyoruz. Selahattin Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efendim, tabii. İtibarımızın iadesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü itibarımız iki paralık olmuştu. İnsan içine çıkamaz olmuştuk. Şimdi yeniden Selahattin Bey olmak çok sevindirici. Herhalde benim yeniden emekli olmam, emekli maaşı kazanmam bu itibarın iadesinde önemli rol oynamış olmalı. Altyapı eksikliğinin en yoğun olduğu su şebekesi ağında yeni bir sorun baş gösterdi. Yapılan tahliller sonucu içme suyumuzun %10'una kanalizasyon karıştığı bildirildi. Bu konuda çeşitli kesimlerin görüşlerini aldık. Hanımefendi, iyi günler. İyi günler. İçme suyunun içine %10 oranında kanalizasyon karıştığını biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Peki bu suyu rahatlıkla kullanabiliyor musunuz? Tabii kullanıyorum, hem de çok yararlı oluyor. Anlayamadım. Şimdi ben çiçekleri çok severim. Bu suda çiçeklerime çok iyi geliyor. Her hafta böyle böyle boyatıyorlar. Peki bu suyu içiyor musunuz? Yok, o işi pet şişelerle hallediyoruz. Ama çocuğa bir türlü dinletemiyorum. Sincan, gel canım. Eşiniz herhalde. Yok canım, benim küçük oğlan. Buna bir türlü söz dinletemiyorum. Oğlum içme şu suyu diyorum. Dayıyor ağzını bu sular. Lık 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 lık. İşte sonunda bu hale geldi. Beyefendi, iyi günler. İyi günler, buyur. İçme suyunun içine %10 oranında kanalizasyon karışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E kardeşim, siz de öyle bir soru soruyorsunuz ki. Yani öyle bir soru soruyorsunuz ki. Kardeşim, hangi işimizin içine bir bokluk karışmıyor? Tövbe. Beyefendi, iyi günler. İçme suyunun içine kanalizasyon karışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bu işlere karışmıyorum. Benimle niye röportaj yapmıyorsun? Beyefendi, siz içkilisiniz. İçkili niye? Ay koyayım. Peki o zaman size de bir röportaj yapalım. Alıyor mu? Evet, alıyor. Şu anda kayıttayız. Kameralama kim? Tanımazsınız siz. Tanımıyorum. Bir dakika, kendime bir çekip düzen vereyim, ondan sonra al. Şimdi al, şimdi alabilirsin. Peki size televizyon için bir soru soralım o zaman. Bana sormadan da yapamaz. Beyefendi, siz kameranın karşısında bile zor duruyorsunuz. Kameramanımız benim karşımda doğru durursa olur. Ben öpeyim seni, bir öpeyim. Öpmeyin, öpmeyin beyefendi. Öpeyim, alsa. Beyefendi, öpmeyin. Taraştık da adettir, bir öpeyim. Öpmeyin beyefendi. O zaman kameramanımızı bir öpeyim. Beyefendi, içme suyunun içine kanalizasyon karışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İçme suyunun içine kanalizasyon mu karışıyor? Beni ilgilendirmiyor. Bu konu sizin için sorun teşkil etmiyor yani, öyle mi? Benim için sorun teşkil etmiyor. Çünkü ben rakıyı susuz içiyorum. Ne zaman ki rakıya su karışır, o zaman kanalizasyon karışmış oluyor. Beni ilgilendirmiyor. Sana bir yudum bırakıverim. Yok, teşekkür ederim. Ben içmiyorum. Sağ olun. Şimdi de bu konuyla ilgili olarak bir yetkilinin görüşlerini alıyoruz. Efendim, içme suyunun %10'una kanalizasyon karıştığı tespit edilmiş. Siz yetkili biri olarak bu konuyla ilgili bir tedbir aldınız mı? Hayır efendim, almadım. Gerek de görmedik. Niçin efendim? E sizin de söylediğiniz gibi içme suyunun sadece %10'una kanalizasyon karışıyor. Geriye %90'lık bir bölüm temiz kalıyor. Onu kullansınlar. Peki nasıl ayıracaklar bunu? Allah Allah! O şeyle suyu birbirinden ayıramıyorlarsa pes yani. Biz genellikle sanatçıları filmlerde canlandırdıkları karakterleriyle tanırız. Acaba gerçek yaşamla ne kadar paralellik taşır bu karakterler? Örneğin Dallas'taki Bobby. Gerçek yaşamda kötü. JR ise iyi olamaz mı? Sevgilim, güzel olduğun kadar sadık, anlayışlı ve iyi kalplisin. Asıl iyi olan sensin Hakan. Tam yaşamaya küstüğüm bir anda çıktın karşıma. Beni bu kapkaranlık hayattan
müşfikeleri ne çekip çıkardı? Hayır. Asıl sen bana yaşama gücü verdin. Senden önce çevrem riyakar, alçak, iki yüzlü insanlarla doluydu. Buraya sana olan aşkımı haykırmak için geldim. Hayvan! Hayvan! Ay! Hayvan! Efendim? Sana buraya gelme demedim mi? Niye geldin buraya? Cevap ver! Cevap ver diyorum sana! Stop, stop! Cevap ver diyorum! Cevap ver! Bir saniye. Bak hala konuşuyor. Tamam, tamam. Duruşma gününü bildirmeye geldim. Kasım'ın ikisinde. Arzu Hanım, bir sorun yok ya. Tamam, tamam. Ben hallederim. Niye buralara kadar geldin? Gelmeden önce bir telefon edebilirdin. Üstelik çocuğu da getirmişsin. Kızım merhaba. Çocuk seni görmek istedi. Tamam, gördü işte. Bana boynuz taktırdığın herifi yakından görmeye geldim. Al, merak ediyorsan bak orada. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Bakıyorum da o dublör çocuktan çabuk vazgeçmişsin. Sanatçıyla evlilik kolay değildir. Madem kaldıramayacaktın, ne diye evlendin? Sanatçılar eşlerini aldatır diye bir kural mı var? Ay, ne diye dinliyorum ki ben seni? Bir çıkarın şu herifi buradan be. Bir daha da sokmayın. Ya hadi abi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam, hadi, tamam, hadi, tamam, hadi, tamam ya, ben giderim. Hadi. Öyle bir nafak alacağım ki senden. Feneyle şaşıracaksın. Arzu Hanım, pardon. Devam ediyor muyuz? Ay bir saniye yol, bütün makyajım aktı. Kızım niye ilgilenmiyorsun makyajımla? Ay hepinize birden nasıl yetişim efendim? Ay maşallah sen de didik de pabuç gibi. Asaf Bey yarından itibaren adam gibi yeni bir makyaj istiyor. Arzu Hanım, makyajınız iyi ve çalışkan bir kızdır. İyi güzel. O zaman benim yerime de başrole çıksın. Anlaşıldı Arzu Hanım, anlaşıldı. Yarın değiştiririz. Aşkın gözyaşları saniye bir çekim iki. Gel. Sevgilim sen çok başkasın. O kadar saf, o kadar temizsin ki. Tıpkı bir kır çiçeği gibisin. Nasıl olup da bugüne kadar böyle temiz kaldığını hala inanamıyorum. O felaketten sonra eğer bana yüreğini açmasaydın belki şimdi ben çoktan batağa bile saplanmıştım. Sus, konuşma. Bunlar hiç önemli şeyler değil. O kadar mütevazısın ki. Evleri yanan o aileye barınacak yer bulman, iş bulman bunlar basit olaylar mıydı? Mahallede herkesin yardımına koştum. Mahallede fakir bırakmadım. Senin bu yüceliğin karşısında Allah'ım gözyaşlarımı tutamıyorum. Hiç zırlama, hiç zırlama. Ne? Hiç zırlama kardeşim. Kim soktu bu herifi bu sete? Hakan Bey, pardon abi. Abi bize bir ay daha mühlet ver abi. Abi çoluk çocuk ortada kalacak abi. Kardeşim kiraları zamanında ödemedin, sana acıdım senet yaptım. Şimdi icra kapıya dayanınca mı aklın başına geliyor? Gözünü seveyim Hakan abi. Bak elimizde ne var ne yoksa hepsini verdik abi. Yani bir iki ay müsaade et, çıkmayayım, ondan sonra kendimi toparlar. Bahara doğru bir çaresine bakarız abi. Valla beni ilgilendirmez kardeşim. Ben başka birisine söz verdim bile. Peki beyim, peki. He, evde bir hasar yok değil mi? Yok beyim, yok. Hasar sadece bizde. Pardon. Hakan Bey, devam ediyoruz. Motor. Aşkın gözyaşları sahne bir çekim üç. Sevgilim. Sen çok sadık bir eşsin. Ya sen fakir babası, iyi kalpli, eşsiz birisin. Televizyon programlarında seyirciyi programın içeriğine yönelik uyarmak amacıyla ekran altına konan kırmızı noktadan sonra yeni bir uyarı işareti daha uygulamaya girdi. Bu uygulama halk tarafından memnunlukla karşılandı. Halihazırda mevcut okul sayısı ihtiyaca cevap vermezken Mardin'in Nusaybin ilçesi Çoraklar Köyü'nde bir ilkokul törenle hizmete kapatıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz hayli zorlu bir kış geçirdik. Yine okulumuz kapandı, yine mahsur kaldık, yine bize hasret düştü. Bu nedenle okulumuz çok büyük ziyan gördü. Ana Avca Hanım doğru konuşuyor. Kıtlık olmuştur. Kıtlıkta okulun demirbaşı tavukları kesip yemez zorunda kalmışızdır. Ayrıca kara tahtamızı ve sıra niyetine kullandığımız kasaları da kışın ısınabilmek için yakmak zorunda kaldık. Bravo, bravo Rıdvan Hanım, bravo! Öyle reşo ne edin sen? Çılgınca alkışlarım.
törenlerde hep böyle yapmazlar mı maho? Arkadaşlar, biliyorsunuz okulumuzda defter, kitap, kalem sorunu da var. Hatırlarsanız kahvedeki Mardin spor posterini yırtıp çocuklara karne yapmıştım. Ama içini dolduracak kalem olmadığı için çocuklara boş kağıt vermek zorunda kalmıştım. Sonuç olarak elimizde hiçbir eğitim ve öğretim aracı kalmamıştır. Bu nedenle son yerel seçimlerden önce okulumuzu açmak için gelen ve mahsur kalarak buradan dönemeyen Sayın Milletvekili Ali Cenap Bey'den okulumuzu kapatmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Okulunuzu kapatırken şunu eklemek istiyorum. Olur da hayırlısıyla buradan kurtulabilirsem önümüzdeki seçimlerde tekrar gelip okulunuzu açacağım. Seçimleri kazanırsam okulunuza araç gereç tahsisi yaptıracağım. Parti başkanı olursam okulunuza ve köyünüze yol, su, elektrik getireceğim, çeşme ve cami yaptıracağım. Her şey olur diyorum ve bana güvenin diyorum. Ve geçen yıl kesmiş olduğum kurdelenizi bu yıl düğümlüyorum. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şüpheli bir ölüm vakası var. Cinayet masasından kim var gönderebileceğimiz? Michael'dır. Komiserdir var efendim. Hadi ya, işe yarar ölü yok mu? Bütün işe yarayanlar nöbetlerine buna kakaladıklarından bir tek bu var efendim. Ölen önemli biri miymiş? Sıradan, dağ gelirli bir vatandaş. İyi, gidip olay mahallini bir araştırsın. Yalnız uyarın aptalca bir şey yapmasın ha. Başüstüne komiser. Can sıkıcı bir günün akşamı büroda. Ne zamandır esaslı bir iş çıkmamıştı. Katiller grevdeydi sanki. Kapı birden acı acı vuruldu. Markıdır, senlik bir iş çıktı. Şu adrese gideceksin. Nihayet beklediğim iş gelmişti. Neredeyse paslanmak üzereydi. Hemen yola koydum. Eğlenceli bir gün olacaktı anlaşılan. Hadi hayırlısı. Cam silmeyi bırak, hemen Levent'e çık. Levent'e gidemem abi. Ne diyorsam onu yap. Cinayet masasından komiserim. Siyasi şubeden sivil polis Ekrem. Birinci şubeden sivil polis Ayten. Çabuk Levent'e çek. Çekemem. Ne demek çekemem? Çekemem demek. Cinayet masasından komiserim. Narkotikten sivil polis Kemal. Çabuk tezgahı topla, Levent'e git. Gidemeyiz. Ne diyorsam onu yap. Cinayet masasından komiser ödür. Ahlak masasından Recai. Çabuk geri dön, Levent'e git. Gidemeyiz. Ne demek gidemeyiz? Cinayet masasından komiser ödür. Üçüncü şubeden Erkin. Çabuk Levent'e çık. Cinayet masasından komiser ödür. Polis kolejinden Ömer götüreyim abi. Aferin. Teşekkürler. Olay mahalline ulaşmam bir hayli zor olmuştu. Ömer beni iki kere bisikletten düşürmüştü. Basenlerim çok acıyordu. Her neyse. Merhaba canım. Merhaba komiserim. Sokaktaki insanların hepsi meslektaşlarımdı.
Hiçbir şey el sürmediniz değil mi? Hayır efendim. Güzel. Yoksa ipuçlarını yok edebilirdiniz. Sersem, hiçbir şeye dokunulmayacağını bilmiyor musunuz? Şey, yenge helvayı aşağıda pişirmiş. Tabaklar oradan geldi. Ben hiçbir şeye dokunmadım. Çok güzel olmuş ama biraz yer misiniz? İstemez. Görev başında yeme. Sen de biraz yavaş ye. Boğulacaksın. Bunlarla intihar etmiş. İşi garantiye almak istemiş galiba. Demek bütün veriler bunlar. İntihar değil bu. Cinayet. Ne? Ne? Katil olaya intihar süsü vermek istemiş ama biraz fazla süslemiş. Kocanız mıydı bayan? Evet, kocamdı. Helvanı bitir sonra arkandan ağlar. Kocanızla mutlu muydunuz bayan? Evet, mutluyduk. Kocam bir fabrikada asgari ücretli sigortası olarak çalışmaktaydı. Ayrıca bakkala, kasaba, manava borcumuz birikmişti. Ev sahibi iki gün sonra bizi evden atacaktı. Hem beni ne doktorlar ne mühendisler istemişti. Anlaşıldı, mutlu değildiniz. Oğlu mudur? Şüpheliler listesine bu kadını kaydet. Bakkal, kasap, ev sahibi daha sonra. Tayyarın işi bu. Nereden anladınız? İşini çok iyi yapar namussuz. O ne demek? İşçilik, ilmekler, göz nuru. Bakın hiç yanılmam. İşte burada. Halıyı taksitle mi almıştınız bayan? Bırakın şimdi bunları. Kocamın katilini bulun. Her şeyi bilmem lazım yoksa size yardımcı olamam. Taksitler gününde ödenmediyse kocanızı tayyar öldürmüş olabilir. Ama kocam bütün taksitleri ödemişti. O da ne? Evin kedisiydi, ölü bulduk komiserim. Bizim Tekir bizim. Kocam çok severdi. Kocam öldükten sonra Tekir intihar etti sandıydım ama. Hayvan maktulünün yanında bu fotoğrafı buldum. Sizin gözünüze çarpan herhangi bir ipucu oldu mu? Ben araştırmaya gidiyorum. Bir dakika. Ben de sizinle geleyim. Bir faydam dokunabilir. Çamaşırlarınızı yıkarım, yemeğinizi yaparım. Çok tehlikeli ama olabilir. Hep beraber çıkarlar. Evet, işte zor bir olay da. Bereket işe nereden başlayacağımı biliyorum. İşe nereden başlayacaksınız? En yakın bardan bayan. Bu bara çok sık geldi. Barmen çok gevezeydi. Herkesi tanırdı. Bilmediği şey yoktu. Bunu tanıyor musun? Komdu sokakta 12 numarada oturuyorum. Sağ ol. Eyvallah, sıradaki. Bunu tanıyor musun? Selim Evsel. Bafralı, uzun boylu, kıvırcık saçlı. Düz çenesinde 3 tane çürük dişi var. Sıradaki. Soldan sağa 4 harf. Gelir getiren mülk. Hiç harf çıkmış mı? K var. Akar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biz İncil'e çıkıyordu 15 gündür, 3 gündür gözükmüyor. Eyvallah. Uyuşturucudan yakalandığı 4 gündür içeride. Her şeyi de barmene soruyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Bir genç kızın günahları hangi sinemada oynuyor? Batı yakasında soldan 2. sokaktaki büyük sinemada oynuyor. Mersi. Eyvallah. Bu fotoğraftaki adamı tanıyor musun? Fabrikatör Ferdi, sanayi mahallesindeki fabrikasında bulursun. Sık sık gelmez buraya. Sağ ol. Buraları çok tehlikeli galiba. Bunlar emekli maaşı kuyruğunda enfarktüs geçirip ölenler. Ben bu çizgilerin sadece cinayette çizildiğini sanırdım. Bunlar da cinayet değil mi sizce bayan? Haklısınız. Bu fabrika oldu. Kocam bu fabrikada çalışıyordu. İsabet. Girelim o zaman. Patronun odası burası oldu. Bu kadın da sekreteri oldu. Bu resimdeki şişman suratlı adamı tanıyor musun? Evet, benim patronum. Bununla görüşmek istiyorum. Görüşemezsiniz, şimdi meşgul. Cinayet masasından komiser dedi. Bir dakika haber vereyim. Gerekmez, ben habersizle görüşürüm. İyi günler. Cinayet masasından komiser dedi. Rahatsız etmiyoruz ya. Burası Dingo'nun ahırı mı? Kapıyı vurmadan nasıl içeri giriyorsunuz? Nerede benim sekreterim? Meşgul olduğumu söylemedi mi size?
Çok güzel bir meşguliyetiniz var. Sizden sonra bir de ben meşgul olayım onunla. Ne istiyor bu adamlar sevgili? İş istiyorsanız başka kapıya. Bir cinayeti soruşturuyoruz bununla. Ay, cinayet mi? Merak etme bebeğim, ben şimdi hallederim. Daha açık konuşurum. Şeyi tanıyor musunuz? Kocanızın adı neydi? Niyazi Gazi. Niyazi Gazi'yi tanıyor musunuz? Niyazi... hatırladım. Bütün gün işe gelmedi bugün. Gelemez çünkü öldürür. Duydunuz. Niyazi! Öldürülmüş! Niyazi öldürülmüş! Olamaz! Hayır, inanamıyorum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Niyazi! Niyazi öldürülmüş! Ciddi misiniz? Doğru söyleyin lütfen. Hisleri krizi geçiriyor. Nöbet geldi. Niyazi öldürülmüş! Biz de onu arıyoruz. Cinayet gecesi neredeydiniz? Konserdedir. O gece metresinde beraberdik. Memduh Paşa yalısına gittik. Hatta Nükettin'in şarkı söylüyordu. Bir ara beni takdim etti. Aramızda İstanbul'un seçkin simalarından Ferdi Bey var diye anons etti. Bütün millet şahidim. Başka kimler çıkıyordu orada? Burada soruları ben sorarım. Özür dilerim. Bu fotoğrafınız hayvan maktulünün yanında ne arıyordu? Hay Allah, nasıl düşürmüşüm onu. Aptal kafam. Aptal kafam. İşçilerim benim fotoğraflarımı hep duvarlarına asarlar. Beni çok severler de. Oldum olası haz etmem bu hayvanlardan. Alerjim var bunlara. Şimdi yakayı ele verdiniz. Sizi tutukluyorum. Cinayet gecesi evin kedisi de oradaydı ve siz o kediyi öldürdünüz. Sizi cinayetten tutukluyorum. Katil! Evet, katil. Beni de vur hayvan. O gece ayağıma dolan basaydı şimdi yaşıyor olacaktı. Allah kahretsin! Anlayamadığım bir şey var. Niçin zavallı bir işçiyi öldürdünüz? Çıkarınız ne bundan? Peki. Her şeyi anlatacağım. Niyazi fabrikada iş kazasında öldü. Aynı makinenin başında ölen 18. işçiydi. Basında gözlerini üzerime dikmişti zaten. Yok hatalı makinelerde üretim yapılıyor. Yok gerekli güvenlik önlemleri alınmıyor diye. Niyazi ölünce... Ben de evine taşıdım. Ve olaya intihar süsü vermek istedim. Namussuz katil! Nihayet adalet yerini buldu. Teşekkür ederim. Tükürmeyecek misin yüzünü hazır bulmuşken? Çok geçmeden bu işi de çözmüştüm. Hayvan maktulünün yardımıyla fabrikatör Ferdi'yi de yakalamıştım. Onu yakalamakla iyi mi etmiştim bilemiyorum. Fabrikatör Ferdi, 35 avukatın yardımıyla temize çıktı. Hala işinin başında. Nilgün Gazi, Ferdi'nin fabrikasında işe girdi. Bir iş kazasında kolunu kaybetti. Polis memuru Faik, yediği 5 tabak helvadan midesi bozuldu, 3 gün rapor aldı. Barmen İsmet, işi medyumluğa vurdu. Geniş bir mürit topluluğu var. Mehmet Ömercioğlu, bu benim bir arkadaşım. Olayla hiçbir ilgisi yok. Kıyak olsun diye bunu. Komiser Hıdır, cinayeti çözmek ona pek yaramadı. Şimdi Siirt Pervari'de trafik polisi yapıyor. Bu reklamlardan sonra olacak o kadar devam edecek. Bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Evet sevgili seyircilerimiz, bu akşamki açık oturumumuzun konusu ülkemizde meydana gelen iş kazaları. Ben önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Sağ tarafımda at üstünde ünlü sanayici Malik Bey. Kendileri sabah sporunu yarıda keserek programımıza katılmak inceliğini gösterdiler efendim. Evet, işçi arkadaşlara ne kadar değer verdiğim böylece ortaya çıkıyor. Yaptığımız polo maçını yarım bırakıp bu toplantıya katılmayı görebildim. İçüş. Teşekkür ederiz. Diğer bir işveren konuğumuz da Hasip Bey. Efendim hoş geldiniz. Oturumumuza niçin arabanızla katıldığınızı seyircilerimize kendiniz açıklar mısınız?
Duymuyorum. Niçin arabanızla geldiniz? Aç da konuş lan Yarba, aç da konuş. Can güvenliği efendim. Ortalığın hali malum. Arabam kurşun geçirmez de. Son işveren konuğumuz da Leyla Hanım. Kendileri eksik olmasın, bizi kırmayıp geldiler efendim. Ay çok ısrar ettiniz, ne yapayım? Benim bu saatte kuaförde olmam lazımdı. Akşam kurbanzadelerin düğünü var. Yani inanın sırf emeğe olan saygımdan geldim. Şimdi de oturumumuza katılan iş kazazedelerini tanıtıyorum efendim. İlk konuğumuz Burhan Tam. Burhan Bey, ben sizin sadece üst yanınızı görebiliyorum. Oturumumuza ayaklarınızı getirmediniz herhalde. Evet hanımefendi. Sorunun böyle oturumlarda çözülmeyeceğine inandığı için bacaklarım geri geri gitti. Ben ve kollarım geldi. Şimdi de bu konuyla ilgili tespit ettiğimiz görüntüleri getiriyoruz ekranlarımıza. Ay, Ali Usta yetiş oluyor. Ali Usta yetiş. Çabuk geleyim, düzene bakın. Aferin çocuklar, hep böyle olur. Kaytaranları bana haber verin ki ben de ona göre davranayım. Ne kaytarması beyim? Ben iş kazası geçirdim. Baksana şu bacaklarımın halına. Görüyorum ve sizin adınıza utanıyorum. Yani olacak iş değil. Biz size maaş ödeyelim, siz mesai saatinde yerlere uzanıp yatın. Arkanıza yastık da ister misiniz beyefendi? Etme beyim. Ben iş kazası geçirdim. İkiye bölündüm. Baksana şu halime. Sen şimdi iki parça çalışıyorum diye çift maaş da istersin. Beyim, ayaklarım koptu. İkiye bölündüm. Bir şey yapmayacak mısın? Tamam yavrum, üzülme. Ayaklarını da ayak işlerinde kullanırız. İkinci konuğumuz Sacık Çiçek. Kendileri bizi kırmayıp programımıza katıldılar. Şimdi de ikinci iş kazamızı izleyelim. Gömrüden geldi gelir. Tamamdır, al yukarı. Çek. Tamam, çekiyorum. Çekinin altından. Geçti gelin köprüden. Geçti gelin. Ulan yetişin lan, yetişin. Adam yükün altında kaldılar. Kaldı yukarı. Çek yukarı, çek yukarı. Anam yandım. Sacit, Sacit kardeşim, ses ver, bir şeyler söyle. Ayakkabılarımın bağları çözülmüş. Bırak şimdi ayakkabının bağlarını. Hayat bağların nasıl? Yaşayacak mısın? Ne oluyor burada ya? Beyimiz işi bırakmış, kum banyosu yapıyor. Güneş yağında verin bari. Plaj mı lan burası? Ha? Son konuğumuz Muharrem Bey. Muharrem Bey konuşacak durumda olmadığı için eşi Fatma Hanım aracılığıyla katılıyorlar efendim. Tamam şekerim, anladım. Önce şunu söylemek istiyorum. Bir dakika, söylüyorum. Parça parça eksilen kocam en son bu vaziyette eve geldiğinden beri bizimle ilgilensinler diye bekleyip duruyordum. Kısmet bugüneymiş. Peki iş kazalarının nedenleri ve alınması gereken önlemler sizce nelerdir? Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Açık oturumla mı ilgili? Evet, şimdi bu açık oturumdaki açık kelimesiyle neyi kastediyorsunuz? Ne kadar açık, nereye kadar açık? He? Apaçık beyefendi. Yani burada iş kazalarının nedenleri ve niçinleri apaçık olarak tartışılacak. Tabii anlıyorum. Yalnız bize açık oturum derken halka açık oturum demediniz. Biz burada arkadaşlarla kendi aramızda işveren işveren oturup konuşacağız sandık. Evet efendim. Hasip Beyler haklılar. Şimdi nereden çıktı bu adamlar diyemeyeceğim. Eksik olmasınlar da diyemeyeceğim. Çünkü görülüyor ki arkadaşlar zaten tam değiller, eksikler. Madem ki buraya kadar zahmet etmişler, buyursunlar, otursunlar. Çüş. Anlayışınıza teşekkürler Malik Bey. Biraz da Leyla Hanım'la görüşelim. Pardon? İsmim geçti galiba, duymadım. Sizin işveren olduğunuzu söylüyordum efendim. Ay yalan şekerim. Kimseye iş verdiğim falan yok. Sosyete dedikodusu bunlar. Ah! Yavaş be, elimi acıtıyorsun. Biz de bunların eline kurban gideceğiz. Ay pardon abla, kusura bakma. Devam et. Evet, ben tekrar konumuza dönmek istiyorum. Sizce iş kazalarına karşı alınan önlemler yeterli midir? Kocamın da işaret ettiği gibi önlemler yetersiz. Aslında önlem falan yok. Onun için de önemli mi, önemsiz mi hiç bilmiyoruz. Bakın yine sinirlendi, sigara içmek istiyor. Pardon, ben bir şey soracağım. Bu işçi parçalar hep böyle konuşacaklar. Hayatımın sinirini bozuyorlar. Çüş. Evet, tabii ki. Fakat siz az önce böyle konuşmamıştınız. Sadece oturacaklar demiştiniz. Biz de buyursunlar, otursunlar demiştik. Bu bir açık oturum beyefendi. Herkesin konuşma hakkı var. Tabii. Hay konuşsunlar. Biz konuşmasınlar demiyoruz ki. Her şeyin konuşup karşılıklı söylenmesi gerekir. İş kazaları diyorduk.
Evet, önlemler yetersiz. Ayrıca hiçbir sigortamız yok. Kazadan sonra hiç kimse bana gel çalış demedi. Kendimi boşlukta kalmış, yok olmuş gibi hissettim. Evet, buna ne diyeceksiniz? Bildiğim kadarıyla her iş yerinde en az iki sakat çalıştırma zorunluluğu var. Fakat bu beye iş verilmemiş. Hayır efendim, hayır. Bakın buna itiraz ediyorum. Benim fabrikamda iki tane sakat çalışıyor. Kim bu sakatlar? Bize kanıt gösterebilir misiniz efendim? Bakın göstereyim. Birinci sakat benim. Geçenlerde viski içerken yanına portakal suyu canım istedi. Bakın elimi portakal sıkacağına kaptırdım. İkinci sakat da bizim müdür muaviri. Geçen gün gelmiş, işçiler çok çalışıyor, zam yapalım dedi. İşte o da kafadan sakat. Peki önlemlerin yetersizliğine ne diyeceksin? Efendim bizim bu konuda çeşitli maddelerden oluşan bir önlem paketimiz var. Nedir bunlar? Biraz açar mısınız? Burada mı? Herkesin içinde mi? Gayet tabii. Yoksa bir sakıncası mı var? Hayır, yok da böyle herkesin içinde ayıp olmaz mı böyle çıkartmak hediye paketini? Değil mi? Yani görgüsüz gibi. Çüş. Buyurun. Paket bu mu? Hı. Evet, önlem paketi bu. Peki içinde ne var? Bu paketin içinde neler yok ki? Bakın size arz edeyim. Bakın, tetriodot maddesi, sargı bezi maddesi, salvelox maddesi, her türlü madde var. Bunlardan bu işçilere her bayramda dağıtıyorum. Bu işçi parçalarına yaranmak mümkün değil. Önlem dediğiniz bu mu? Siz asıl eski makinelerinizi değiştirin. Benim kocam çalıştığı fabrikadaki 1911 model makinenin kılavuzunu anlayabilmek için Arapça kurslarına bile yazılmaya kalktı. Hanım haklı. Böyle hurda makinelerde çalışırsak elbette kolumuz bacağımız kopar. Siz de elinize kolunuza sahip çıkın kardeşim. Niye elinizi makinenin orasına burasına sokuyorsunuz? Sonra abartıyorsunuz. Bütün kazalar kazara olur. Kaza geliyorum demez bak. He? Sana bir kafa atarsam görürsün kaza geliyor mu gelmiyor mu? Lütfen efendim, lütfen tartışma yaratmayalım. Bu konuyu daha uzun konuşmak isterdik ama maalesef süremiz kısıtlı. Evet, iş kazaları konusunda başka söz almak isteyen var mı? Efendim? Bir dakika var. Ne dedin canım? Kocam diyor ki bu adamlar biraz daha konuşurlarsa elimden bir kaza çıkacak diyor. Kocacığım nereye? Sinirlenen aklım var lütfen. Hay Allah. Her açık oturma sonunda bir tatsızlık çıkar. Biz de... Bu akşamlık da bu kadar. Hadi beni özleyin anacığım. Bye. Seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak o kadar.